Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının 3. haftasının 7. videosundayız. Eşkenar üçgende 2. bölümdeyiz. Yani sayfa numarası neredeyiz? 53'teyiz. Bu videoda da 53 ve 54'ü işleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dersi bize başlayalım. İkinci özellikte kalmıştık. Eşkenar üçgende 3 üçgen üç kenara ait yükseklik ve kenar orta uzunlukları ile 3 açıya ait açı orta uzunlukları birbirine eşittir. Yani bütün yardımcı elemanlar birbirine eşittir h a eşittir h b eşittir h c eşittir n a n dediğim açı ortay n b n c bu da v a v b ve v c v dediğimizde kenar ortay oluyor arkadaşlar. Çünkü niye? İkiz kenarın özelliklerini sağlıyor dedik ya. E hocam ikiz kenar olduğu için aynı zamanda bu bir. ikiz kenarda çizilen yükseklik kenar ortaydır. A çizilen yükseklik kenar ortay oldu. E, kenarlar eşit ya burası da çizgi çizgi burası da çizgi çizgi oldu. Aynı zamanda açı ortaydır. Yani burası da 30 30 burası da 30 30 burası da 30 30 oldu. Bütün çizdiğin yükseklikler aynı zamanda açı ortay oldu. Aynı zamanda da kenar ortay oldu. Bütün yardımcı elemanlar eşit oldu. Bundan dolayı eşkenar üçgende bir yükseklikle ya da açı ortayla ya da kenar ortayla farklı bir yerde bir eşitlik varsa hemen diğer yüksekliği de sen çizeceksin. Ya da diğer yardımcı elemanı sen çizeceksin ama mantıklı olanı çizeceksin. Unutma bu tekniği biz Çokgenlerde de kullanıyoruz. ÖSYM'de de seviyor bunu zaten. Çokgende de çok seviyor bunu. Yani köşegen çizmeyle alakalı bir şey aslında. Köşegen değil de burada da yükseklik çiziyoruz. Unutmayın önemli bir şey diyebiliriz arkadaşlar. Alakası yerdeki keşifleri de görürsünüz zaten. Şimdi burada ne demiş? ABC eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgense hemen açıları yazalım. 60, 60, 60. Çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydı. 30, 30 diye yazdık. Ee, burada aynı zamanda nedir? Ağırlık merkezinde falan deyip de şunların da eşitliğinden bahsedebiliriz ama neyse. Ya da hocam ikiz kenar ya bu. İkiz kenarda çizilen yüksekler eşit. Kendi çapında ayırtlı yerler eşit deyip şunların eşitliğinden de bahsedebilirsiniz tabii ki. Aynı ikiz kenarın özelliğinden gidebilirsiniz. Ya da ne yapabiliriz? E, hocam 30, 60, 90 üçgenler çıktı burada. Burası da 60 çıktı. Burası da 60 çıktı. 30'un karşısı 2x 1 ise 90'ın karşısı ne olacaktır? Hocam 2 katı. Yani 4x 2'ye eşit olacaktır. E sonra 30'un karşısı x artı 1 ise 90'ın karşısı ne olacaktır? Hocam burası da 2 katı 2x artı 2 eşit olacaktır. Sonra bu yükseklerin de eşitliğini de düşünebilirsiniz. Ya da ikiz kenarda çizilen bu yüksekler eşit. Kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit deyip. Şu 2x artı 2 ile 4x eksi 2 eşit. Ya da 2x eksi 1 ile x artı 1 eşit de diyebilirsiniz. A biz ne yapalım? Yükseklerin eşitliğini kullanalım. Yani bir yükseklik 4x eksi 2 artı. Bakın 4x eksi 2 artı. Sonra x artı 1 var. x artı 1 eşittir. Öbür yükseklikte 2x eksi 1 artı 2x artı 2. 2x artı 2'yi yazdık. E buradan burası 5x yaptı. 5x eksi 1 eşittir. 4x artı 1 yaptı. Artı 4x öbür tarafa geçince 5x eksi 4x'ten x kaldı. Eksi 1 de öbür tarafa geçince artı 1 yaptı. 1 ile 1'in toplamı da 2 yaptı. E biz burada x'i 2 bulduk. Ama bizden y isteniyor. Arkadaşım y de neye eşitti? 4x eksi 2'ye eşitti. Burada x yerine ben 2 yazacak olursam eğer 4 kere 2 8 eksi 2'den y'yi de kaç buluruz böylelikle? 6 olarak buluruz. Yani örnek 11 böylelikle 6 çıktı arkadaşım. Geldik örnek 12'ye. ABC eşkenar üçgen denmiş. Bu da x isteniyor. Arkadaşım burada x'e ait ne oluşturmalıyız? Bir uzunluk sorulduğunda 90 derecede varsa hep ne diyoruz? Ya dik üçgende ya da benzerlikten çıkacak. 90'lık varsa tabii şeyden çıkacak. Bu bir eşkenar üçgen verilmiş. Hocam şu eşkenar üçgen şöyle eşitliği göstereyim. E eşkenar üçgen bu. Hatta açılarımız da 60 60. Burası da 60. Burası da 30 30 oldu mu? Oldu. E ben x'e ait bir dik üçgen oluşturmalıyım. O dik üçgen nasıl olacaktır? İşte tam olarak şöyle çizersem dik üçgen olur. Dik üçgen oldu mu? Oldu. Hatta eşkenarda çizilen yükseklik 3 üç kök üçgen diğer yükseklik de 3 köküştür. E burada 60'ın karşısı 3 köküse, 30'un karşısı kaç yapar? Kökçe bölünmüş hali. Yani 3 yapar. Sonra zaten dik üçgen çıktı. Niye? Şuradaki dik üçgen lazım bana. Dik üçgenin kenarları var zaten burada. Dik üçgenin bir kenarı 3 kök 3 diğer kenarı 5. Yani x'in karesi eşittir. 3 üç kök 3'ün karesi artı 5'in karesi diyeceğiz arkadaşlar. Buradan x'in karesi ne çıktı? 27 artı 25'ten 52 çıktı. x de böylelikle kök 52 oldu. Kök 52 de 4 çarpı 13 olduğundan 4 dışarıya kaç diye çıkar? 2 diye çıkar x de böylelikle 2 kök 13 diye buluruz arkadaşım. Örnek 12 2 kök 13 çıktı. Geldik örnek 13'e. Evet abc eşkenar üçgen FD e doğrusal. Şu doğrusal. Bir diklik verilmiş bize. Bir de af ile fb birbirine eşit verilmiş. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Bir de cd ile ah bak yükseklikle alakasız yerde bir eşitlik verilmiş. Ek çizim yapacağımız belli. Yalnız bu bir eşkenar üçgen 60 60 60'ları yazalım. Şurası da 30 30 olduğunu biliyoruz zaten. Buradaki x isteniyor. Ne yapacağız? Yükseklikle alakası yerde bir eşitlik verilmişse diğer yüksekliği de biz çizeceğiz. Unutma bunu. Hocam hangi yüksekliği çizeceğiz? A'dan çizilen yükseklik var. B'den çizersem hala daha alakasılık devam edecek. Çünkü yükseklikler birbirine eşit. Ama C'den çizersem çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. E yükseklikler de birbirine eşit ya. Şöyle eşitliği böyle tırtıklı bir şekilde gösterirsem yüksekliklerin eşitliğini gösterince A Alakasızlık bitmiş oldu. Şunlar da birbirine eşit olmuş oldu. Çizilen yükseklikten dolayı 90, 60 Burası da 30 mu oldu? Hatta burası da 30 oldu. E bunlar X kenar çıktı. X kenar çıktığından dolayı burası da X mi oldu? Evet. Taban açıları eşit. İki açı yan yana görünce dayanamam. Şuradaki üçgende bir dış açı yapalım mı? Yapalım. İki iç açı bir dış açıya eşittir. Yani bu 30'a eşit olacaktır. Burası 2X eşittir 30 olduğundan x de böylelikle 15 derece olarak buluruz. Evet örnek 13'ü 15 bulduk ve geldik şuraya. Eşkenar üçgende iç bölgesinde alınan bir noktadan kenarları çizilen paralel uzunlukları toplamı eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşittir. Yani buraya atıyorum x buraya y buraya z diyecek olursam x artı y artı z bir kenara eşittir. Ya ab'ye eşittir ya ac'ye eşittir ya da bc'ye eşittir. Bu bizim şeye benziyor. X kenardaki özelliğe benziyor. Tabandan bir nokta alıp kollara paraleller çizildiğimizde ne yapıyordu? O paraleller toplamı bir kenara eşit oluyordu. Burada da arkadaşlar eşkenar üçgen içinde alırsam bu noktayı bu paraleller toplamı bir kenara eşit oluyor. Yani bir kenar x artı y artı z oluyor. Tamam. Evet özelliğimiz bu. Ha hocam bunu bilmeden yapabilir miyiz? E, x kenarda biz bunu hani ezberlemeyin demiştik. Evet bilmeden de yapabilirsin. Nasıl mı? Hani şöyle paralel uzatıp paralel kenarlardan, eşkenar üçgenlerden olabilir. Hatta unutursan şöyle bir soru var mesela. Burada bu soruyu birlikte şeyle yapalım. KE e kaç diye sorulmuş. AB uzunluğu 9 verilmiş ya. Şimdi normalde sen bunu şu yöntemle yapabilirsin. Hocam birinci yol. Şuraya birinci yol yazayım. Direkt formülden yani X artı 1 artı 3 eşittir 9 olacak. X de böyle kaç bulursun? 5 bulursun. Farz edelim unuttun. Aklına gelmedi. Ne yapacaksın? Ya hocam şunlar paralel verilmiş. Şöyle şunlar paralel verilmiş. Şunlar da paralel verilmiş. Şun da şu. E şunla da şu paralel verilmiş. Biz doğru açılardan birini biliyoruz? Paralel doğrular verildiğinde paralel doğruları ne yapıyorduk arkadaşlar? Uzatıyorduk. Herhangi bir paralel doğruyu uzatayım. Mesela hangisini uzatayım? Şunu uzatayım. Tamam. Öncelikle açılarda da yazalım tabii ki. Bu nasıl bir üçgen? 60, 60, 60. Hocam yöndeşlikten dolayı 60. Hocam yöndeşlikten dolayı burası da 60. E, burası 60 60 ise burası da 60 oldu. Şu eşkenar üçgen oldu. Ya da yöndeşlikten 60 oldu diyebilirdiniz. E hocam yöndeşlikten dolayı burası da 60. E burası da 60. Eşkenar üçgen mi çıktı? Evet. 1 1 1. Şu x artı birlik bir eşkenar üçgen mi? Evet. O zaman burası x artı 1. Burası da x artı 1. Yani buraya x kaldı. Hocam şurada da bir paralel kenar çıktı. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen. 3 k. Burası da 3 olacak. X 1 ve 3'ün toplamı gerçekten de 9'a mı eşit oldu? Evet. İkinci yolda ispat yöntemi. ispat yöntemiyle yapmış olduk arkadaşlar. İspat yöntemi yazayım şuraya da. Yöntemiyle yapmış olduk. X artı 1 artı 3. X artı 1 artı 3. Yine 9 eşit olmuş oldu. X de böylelikle kaç bulduk? Yine 5 olarak bulduk arkadaşım. Görüyorsun. Unuttuğun zaman paralelliklerle ilgili şeyi bu şekilde yapabilirsin. Sana kalmış ama ben Tabii ki bunu tavsiye ediyorum. Örnek 14'ü böylelikle 5 bulduk ve geldik diğer özelliğe. Son özelliğe. Arkadaşlar bu da bizim yine ikiz kenardaki özelliğe benziyor. İkiz kenarda tabandan aldığımız bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı neye eşitti? Eşit kenara ait bir yüksekliğe eşitti. E burada da arkadaşlar içinde bir nokta alınıp dikmeler çizilirse yüksekliğe eşit. Dikmelerle alakalı özellik niye eşitmiş yüksekliğe eşitmiş. Yani şu uzunluk mesela x. Şu uzunluk mesela y. Bu uzunluk z ise x artı y artı z herhangi bir yüksekliğe eşit. Ya h a'ya ya h b'ye ya da h c'ye eşittir. Sonuçta fark etmiyor. Bütün yüksekler birbirine eşit ya. Ondan dolayı. Hocam bunu da böyle şey yapabilir miyiz? İspat yöntemiyle yapabilir miyiz? Bunu bilseniz iyi olur sanki. Çünkü ispat yöntemi bazen çok karışabiliyor ondan dolayı. Yani bunu böyle uzatırsınız. 30, 60, 90 üçgenleri çıkar sonuca da ulaşırsınız. Sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ama bence bu içinde bir nokta alındığında şöyle bir noktadan kollara açılan toplamı x kenarda da o özelliği bilin diye söylemiştim zaten. Tabandan alınan bir noktadan kollara açılan toplamı bir yüksekliğe eşitti. Eşkenarda da bunu bilseniz sizin açınızdan çok faydalı olur. Tamam mı gençler? Hemen soruya bakalım. Şimdi kök 3, 3 kök 3 ve 4 kök 3 verilmiş. AC uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşit değil mi? Yan tarafta çizeyim şekli. Evet hocam bir yüksekliğe eşit. Yani yüksekliğimiz kaç olacak? Yüksekliğimiz şunların toplamı olacak. 3, 4, 8 kök 3 mü yaptı? 8 kök 3 oldu. E bu bir eşkenar üçgen 60, 60, 60. Burası da 30, burası da 30 oldu. 60'ın karşı 8 kök 30'un karşısı kök 3'e bölünmüş hali 8'dir. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısında 16'dır. Bizden de AC isteniyor zaten. AC uzunluğu da böyle kaç çıkmış oldu arkadaşlar? 16 çıkmış oldu. Yani bir kenar. Tamam mı gençler? Hemen bir yükseklik eşit. Bitti gitti. Bazılarımız şunu yapıyor. Bu bir hatadır. Hocam şunun devamı yüksekliktir gibi düşünüyoruz. Nereden biliyorsun? Şu tam yükseklik doğrusu üzerinde olsa evet de bu yükseklik belki buraya gelecek. Değil mi? İspat yöntemlerinden bir de budur zaten. Böyle 30-60-90'lar oluşturmak. Bunu çizmek, bunu çizmek mesela. Veyahut da şunu çizmek olabilir. Bunu da siz şöyle bir deneyebilirsiniz dostlar. Tamam ama bunu bilmenizi de tavsiye ediyorum. Tamam. Evet örnek 15'i bulduk. geldik örnek 16'ya. Hmm. Şimdi burada dik verilmiş dik verilmiş. Burada da paralel verilmiş. Arkadaş paraleli kullanacağım. 60 60 60 diyeyim burası. Evet yöndeşlikten dolayı burası da 60 derece değil midir? Aynen öyle. E hocam bu dik bu dik. Aslında bunu formülsüz bir şekilde yapabiliriz. Ta doğru açılardan beri biliyoruz. Paralel doğrular verince paralel doğruları uzatıyorduk. Şunu uzatıp Hocam şurada bir eşkenar üçgen çıktı. Buna bakabilirsin. Dört köküçü kullanmak için şuradan dik çizebilirsin. Üzer açı mantığından ve sonuca ulaşırsın. Ama biz burada şeyle yapalım. Şurada bir nokta alınmış. Buraya dik, buraya dik çizilmiş. E biz 3 tane yere çizilen dikin toplamını biliyoruz. O da bir yüksekliğe eşitti. Şimdi burada bu diki çizince bak 60, 90, 30 çıktı burada. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası da 3 köküç mü oldu? Evet. Şimdi bu nokta alınmış ve kollara çizilen dikmeler toplamı kaç? 4 kök 3 artı 2 kök 3 artı 3 kök 3 toplamda 9 kök 3 mi yaptı? Evet şekil karışmasın diye yan tarafa çiziyorum. Yüksekliğim 9 kök 3 olacak. Evet yükseklik şurası arkadaşım burası 9 kök 3 olacakmış. Şöyle çizdik. Çizdiğin, çizince burası 9 kök 3 ve açılarımız da 60'ar dereceydi eşkenar üçgenden dolayı. 60 derece olduğundan dolayı burası da 30. 30 yaptı. E 60'ı karşısı 9 kök 3 ise 30'un karşısı kaç yapar? Kök 3'e hali. Çünkü 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. 60'dan 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali olur. 30'un karşısı 9 sa 90'ın karşısı da 18 olmaz mı? Evet. E burası da 18. Burası da 18 yapacak. Çevresi isteniyor. Çevre de neye eşit olacaktır o zaman? 18 çarpı 3'ten 54'e eşit olacaktır. Cevap böylelikle 54 yaptı. 16. soruda. Geldik 17. soruya. Evet sanırım son soru. Eşkenar üçgeni de böylelikle bitiriyoruz. Evet çekilirdik ABC üçgeni. Şu doğrular boyunca kesilip şöyle bir şey oluşturulmuş. Şekil 2'deki oluşan 3 parçanın çevreleri toplamından bahsetmiş. Hı. He. He, işte burada. Bakalım kural işimize yarayacak mı arkadaşlar? Bak bakalım. Şimdi biz neyi biliyoruz? Hocam, şunların çevreleri toplamından bahsedeceğiz. E bunların çevreleri toplamı derken işte bak mesela sen burada A, B, C ama şunun çevresini bulacaksın. Şu kenar lazım bize. Hatta bu kenar da lazım bize. O zaman burada ne yapmamız lazım? İspat yöntemini kullanmamız lazım. İşte paralellerde ispat yöntemi gerçekten çok işimize yarıyor. A, B, C. Herhangi bir şekilde herhangi bir doğruyu uzatalım arkadaşlar. Paralel doğrular verince paralel doğruları şöyle bir uzatıyorduk. Ben bunu uzattım. Şimdi uzatınca bunu ne geldi? Hocam öncelikle açıları yazayım. 60, 60, 60 yaptı burası. E bu şunlar paralel. Bunlar paralel olduğu için paralel kenar oldu. Burası C iken burası da C oldu. 60 ise yönde dolayı burası da 60. E burası da 60 yönde dolayı burası da 60. Şurada bir eşkenar üçgen çıktı. B ise bu kenarda B bu kenarda B. Burası B ise paraya kenardan dolayı burası da B'dir. Sonra dikkat et 60 60 burası da 60. Şu üçgende bir eşkenar üçgen oldu. Bir kenarı ne? A artı B. E o zaman burası da A artı B. Burası da A artı B. Buraya ne kaldı? A kaldı. Eşkenar üçgenin bir kenarı A artı B artı C çıktı. O zaman A artı B'si buradaysa buraya C kaldı. E burada B burası da A artı B artı C olacak ya. B'si buradaysa da buraya da A artı C mi kaldı? Evet. Şimdi her şeyi bulabiliriz. Bak şimdi 3 parçanın çevreleri toplamından bahsetmiş. Hocam şunun çevresi nedir? A'yı topla. İlk önce A'ya bak. 2 tane A var. Sonra 2 tane B var. Başka da bir şey var mı? Yok. Şu 2 A. 1, 2, 3 A var. Pardon. Çevreleri toplamına bakıyoruz. 1, 2, 3 A var. Kaç tane B var? 1, 2 tane B var. 3A artı 2 tane B yazalım. 3A artı 2 tane B artı. Sonra şuradaki parçanın çevresine bakalım. 1, 2 tane A var. 3 tane de C var. 2 tane A, 3 tane de C var. Artı şuradaki parçanın çevresine bakalım. Hocam şu parça tamamıyla şu büyük parçaya bakacaksın. Hocam şurada B'den 1, 2, 3 tane var. C'den de 2 tane var. Yani 3B artı 2C oldu. 3B artı 2C oldu. 3 parçanın çevreleri toplamını 60 demiş. A'lara bak bakayım. 5A mı var burada? Evet. 5B, 5C. Yani 5A artı 5B artı 5C'yi kaç vermiş? 60 vermiş. A artı B artı C de 60 bölü 5'ten kaç çıkar? Hani 0 at 2 ile çarp. Unuttun mu yoksa? Evet. 12'ye eşit değil mi? 0 attık 2 ile çarptık. 60'ı 5'e böldüğümüz zaman. ABC eşkenar üçgenin çevresi soruluyor bana. Arkadaşlar A artı B artı C'yi kaç bulduk? 12 bulduk. A artı B artı C burası 12 ise o zaman çevrede ne yapacaktır? Çevre 12'den 3 tane olduğu için 36'ya eşit olacaktır. Bakın o yüzden paralellerle ilgili böyle özellik olduğu zaman çok da vermek istemiyorum. İspat yöntemiyle yapıyorum. Şurada da mesela şu soruyu ispat yöntemiyle yapmıştım. E, çünkü ispat yönteminde bilin. Ta doğru açılardan beri kullandığımız ispat yöntemi. Bak burada da burada o formülü bilmeyle yani şunların üçünün toplamının işte bir çevre yapmasını bilmeyle Soru çıkıyor mu? Çıkmıyor. Yani bir kenar yapmasıyla çıkıyor mu? Çıkmıyor. Nereden çıktı? İşte bu ispat yöntemini kullanarak sonuca rahat bir şekilde ulaşmış olduk. Evet gençler böylelikle eşkenar üçgeni bitirdik. Sabrınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonrasında bakın buraya kadar gelen arkadaş geometride buraya kadar gelen arkadaş. Ben dik üçgenin sonu diyorum da ikizkenar ve eşkenar üçgenin sonu da olur fark etmez. Çünkü ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen nedir? dik üçgenin ve özel üçgenlerin nesidir? Tekrarıdır. Buraya kadar sabırla gelen arkadaş, sabırla dinleyen arkadaş ne yaptı? Bu işi tamamıyla öğrendi. Bundan sonra buraya kadar kullandığımız mantığın üzerine bir şeyler koyarak gideceğiz. Sen buraya kadar sabrettiysen bundan sonrası çok kolay akacak. Bunu da merak etme. Ya çok güzel işler yapacaksın. Buna inanıyorum. Çünkü biz çok yoğun bilgi verdik. Özellikle ikinci hafta ve üçüncü haftada. İkinci hafta ödeviniz yoktu. Şimdi üçüncü hafta e, dik üçgeni, özel üçgenli üçgenleri, e, ikiz kenar üçgeni, eşkenar üçgeni bitirdik. Şimdi bunlarla ilgili sorularınızı çözebilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum. Sen bu iki haftada çok yoğun şeyler öğrendin. Ama mantık olarak yoğun şeyler öğrendin. Ek çizimler olsun, dik üçgen olsun, özel açı mantığı olsun. İkiz kenarı dik üçgenden çözebileceğini, eş kenarı da özel açılı üçgenlerden çözebileceğini öğrendin mi? Öğrendin. İşte bundan sonrası. Gerçekten ama gerçekten bak. Bak devamında göreceksin. Bundan sonrası daha daha bir güzel akacak. Sen buraya kadar böyle belki beyni yanmış olabilir, beyni iyidir. bir şeyler öğrendiğinin kanıtıdır. Ama bundan sonrasında çok yanmayacak çünkü hep buraya atıfta bulunacağız. Bu özellikle ikinci haftaya ve üçüncü haftaya hep atıfta bulunacağız ve bütün konular hep bu dik üçgenler e, temelli olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet gençler, böylelikle bu hafta, üçüncü haftayı bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Dördüncü haftanın videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.